Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Saati mi şaşırdı acaba? Özür dilerim arkadaşlar. Hı? Beklettim sizi. En erken ben geldim. Beklerken ağaç oldum resmen. O elindekiler de ne? Geri dönüşümde kullanılabilecek cam şişeler ve kağıt atıklar. Bunları ayırmak için geç kaldım arkadaşlar. Seni affediyoruz Zeynep. Bu sayede hem doğayı hem de Ali'yi korumuş oldun. Ali'yi mi? Anlayamadım. Az önce ağaç oldum dedi ya. Patron gelmeden temizliği bitirsem iyi olacak. Ben geldim Az Bey. Hoş geldin patron. Ben de çöpleri boşaltıyordum. Neden bana sormadan çöpüme dokundun şaşkın? Ama patron, temizlik yapsam da kızıyorsun, yapmasam da. Bundan sonra çöpleri boşaltmadan iki kere düşüneceğiz Az Bey. Neden ki? Değerli şeyleri çöpe atmadığımızdan emin olmalıyız. Patron, çöpte değerli ne olabilir ki? Dinle Az Bey. Bugün derste çok önemli bir bilgi öğrendim. Evet çocuklar. Size güzel bir haberim var. Okul olarak yakın bir zamanda yeni bir gezi düzenleyeceğiz. Ne? Gezi mi? Duydun mu Hasan? Yaşasın! Gürgen, keşke gezmeye verdiğin önemi derslerine de versen. Öğretmenim, yine Topkapı Sarayı'na gidelim mi? Oraya daha önce gittik. Bu kez başka bir saraya, Tekfur Sarayı'na gideceğiz. Ama Topkapı Sarayı çok güzeldi. Kaşıkçı elmasını bile görmüştük. Bir rivayete göre Kaşıkçı elması Tekfur Sarayı'nın çöplüğünde bulunmuştur Gürgen. Gerçekten mi? Sadece bir rivayet. Ama öyle olmasa bile Tekfur Sarayı oldukça önemli bir eserdir. Düşün Azmi. Koca elmas meğer sarayın çöplüğünde bulunmuş. Ama patron, öğretmen rivayet demiş, yani gerçek olmayabilir. Öyle bile olsa sarayın çöplüğünde kim bilir neler neler vardır Az Bey. Kim bilir patron? Biz bileceğiz Az Bey, biz bileceğiz. Ama nasıl? Her zaman olduğu gibi bir planım var. Önce biraz hazırlık yapmam lazım. Olamaz. Bunları unutmuşum. Onlar da ne? Eski avizemizden sökmüştüm. Geri dönüşüm kutusuna atacaktım. Cebimde kalmışlar. Ne kadar güzellermiş. Işıl ışıl. Bakın, Çınar bizi çağırıyor. Kesin yine Gürgen ve Azmi. Hadi, acele etmeliyiz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Koca Çınar. Bizi çağırdığını duyduk. Gürgen ve Azmi bu kez nereye hedef almışlar? Henüz bilmiyoruz çocuklar. Ama Gürgen'in kayıp bir çöp kamyonuyla bağlantısından eminim. Çöp kamyonu mu? Sakın bakayım demez. Çok heyecanlandı patron. Gözlerini açabilirsin Azmi. Ta-ta! İşte yeni planım Azmi. Ama patron, bu bir çöp kamyonu. Yine hiçbir şey anlamadım.
Dinle şaşkın. Bu araç sayesinde Tekfur Sarayı'ndaki çöpleri toplayıp içindeki değerli şeyleri ayırabileceğiz. Çok zekice patron. Peki ya çöpte değerli bir şey bulamazsan? Onu da düşündüm Azmi. Bak, bu da son icadım, toprak kazan. Sen çöpleri karıştırırken ben de bu otomatik kazı makinesiyle sarayın zeminini kazıp elmas arayacağım Azmi. Ben çöpleri karıştırırken mi? Herhalde Azmi. Benim çöp karıştırmamı beklemiyorsun değil mi? Ama patron daha yeni banyo yapmıştım. Çöpleri ben karıştırmasam. Sus Azmi. Ne diyorsam onu yap. Keşke daha temiz, mis kokan bir plan yapsaydın patron. Kayıp kamyonun üzerindeki bir verici sayesinde yerini tespit edebildim. Neredelermiş? Şu an hareket halindeler. Zeynep'in tabletine gerekli bilgileri gönderdim. Bu sayede Gürgen ve Azmi'yi takip edebilirsiniz çocuklar. Yerlerini buldum bile. Hadi hemen gidelim. Bu Gürgen pes etmek nedir bilmiyor. Elimizi çabuk tutmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Mükemmel fikirler yine aklımda. Aklımda. Değerli şeyleri sakın atmayın sağa sola. Sağa sola. Koskoca elması çöpe atmışlar baksana. Baksana. Kim bilir orada neler neler var daha. Var daha. Bir çöp arabası vın vın vın. Işıl ışıl parlar toprak kazanım. Karşınızda yepyeni planım. İstikamet Tekfur Sarayı. Çöp arabası vın vın vın. Işıl ışıl parlar toprak kazanım. Karşınızda yepyeni planım. İstikamet Tekfur Sarayı. Vın vın vın. Vın vın vın. Vın vın vın. Vın vın vın. Bir çöp arabası vın vın vın. Işıl ışıl parlar toprak kazanım. Karşınızda yepyeni planım. İstikamet Tekfur Sarayı. Vın vın vın. Patron, burası çok düzenli, temiz görünüyor. Koca sarayın senin odan gibi dağınık olmasını mı bekliyordun Azmi? Tabii ki temiz olacak. Ama patron, etrafta tek bir çöp bile yok. Daha iyi ya şaşkın. Demek ki çöpleri çöp bidonlarına atmışlar. Hı. Sen git çöpleri bul ve kamyona taşı. Ben de biraz kazı yapayım. Tamam patron. Sinyaller buradan geliyor. Bakın, Azmi bu. Ve kayıp çöp arabası. İyi de burası neresi? Burası Tekfur Sarayı. Bizanslılar döneminde valilere Tekfur denilmiş. Bu saray da İstanbul'un fethinden önce Bizanslılar tarafından yapılmış. Azmi neden çöpleri topluyor ki? Bu kez iyi bir şey mi yapıyorlar yoksa? Hiç sanmıyorum. Gürgen'in kesin bir planı vardır. Hadi Azmi'yi takip edelim. Ha? Öğreniriz. Çok güzel bir yermiş. Acaba ne zaman yapılmış? Açıkçası yapılış amacı ve tarihi hakkında farklı görüşler var. Tam zamanı bilinmemekle birlikte bundan yaklaşık 1000 yıl önce denilebilir. Bir zamanlar 3 katlı bir yapıymış. Kim bilir kimler yaşamıştır burada. Aslında her zaman saray olarak kullanılmamış. Bir dönem hayvanat bahçesi, sonrasında da çini atölyesi ve cam üretim yeri olarak kullanıldığı söyleniyor. Patron! 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 Ne oldu? Azmi, yoksa bir şey mi buldun? Çöp bidonlarını buldum patron. Hepsini kamyona döktüm. İçlerine iyice baktın değil mi Azmi? Patron, çok kötü kokuyordu. Tam inceleyemedim. Ay. Ah Azmi, ah! Tabii ya, şimdi anladım. Kaşıkçı elmasının ilk kez buralarda bir çöplükte bulunduğu söyleniyormuş. Gürgen de başka ne bulabilirim diye gelmiş olmalı. Bir taraftan da kazıyor. Bir şeyler yapmazsak zemine zarar verecek. Ha? Zeynep, şu eski avuçadan söktüğün kristaller hala yanında mı? Evet, atmaya fırsatım olmadı, cebimdeler. Bir planım var arkadaşlar. Hadi Azmi, burada bir şey yok. Bu mandal ne olacak patron?
Burnuna takacaksın şaşkın. Burnuma mı? Artık çöp kokusundan şikayet etmezsin işte. Hadi gel çabuk. Bu kadar avize kristali yeterli olur. Gürgen bu avize kristallerinin değerli taş olduğunu sanacak. Zeynep sen hazır mısın? Hazırım Mehmet. İşte geliyorlar. Hatun, İstanbul muhafızları. Yine mi siz? Sizden kurtulamayacak mıyım ben? Sen o torbaya ne saklıyorsun Ali? Yoksa... Uzak dur Gürgen. Bunu bizden alamayacaksın. Olamaz. Elmaslar, zümrütler, yakutlar. Çabuk verin o torbayı bana. Çabuk. Hiç şansın yok Gürgen. Azmi, yardım etsene Azmi. Emredersin patron. Al şu torbayı Azmi. Al. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Ben de hazırım. Tam isabet. Oy. Hadi Zeynep. Ne yapıyorsun? Ne? Kamyon. Kamyon gidiyor Azmi. Koş. Koş Azmi. Koş. Yaklaşıyorum patron. Kamyon dur. Dur. İşe yaradı. Uzaktan kontrol sayesinde kamyonu Gürgen'in evine yönlendirdi. Gürgen bu kez açgözlülüğünün kurbanı oldu. Bir elmas bulunmuş saray çöplüğünde. O zaman tek vur denirmiş valilere. Başka ne bulurum diye yola koyulunca Gürgen. Açgözlülüğe yenilir kurtulamaz elimizden. Yine tam isabet. Ha ha ha. Işıl ışıl parlar. Kristaller, zümrüt, elmas. Zanneder Gürgen oyuna gelir aniden. Yine tam isabet. Ha ha ha. Işıl ışıl parlar. Kristaller, zümrüt, elmas. Zanneder Gürgen oyuna gelir aniden. Ha ha ha. Küçücük kamyonda ne kadar çöp varmış böyle. Yara Azmi, yara. Patron, daha ne kadar arayacağız? Bu çöpler bitene kadar Azmi. Bulduk, Azmi bulduk. Sonunda zengin olduk patron. Nasıl? Bunlar cam. Basit, değersiz cam bunlar. Ama patron. Bu torba, o torba. Ben yine bir şey anlamadım. Kendin öldü Kazmi. Kendin öldü. Ağlama patron. Aferin çocuklar. Bu kez zekanızla sorunu çözmeyi başardınız. Ali'nin planı işe yaradı. Ama bir takım olarak başardık arkadaşlar. Doğru söylüyorsun Ali. Birlikte olduğunuz sürece benim de içim rahat.